Herkese merhaba. Harcı Belleğin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Uzunca bir aradan sonra nihayet canlı yayında birlikte olabilme şansını elde ettik. Ben bunun şerefine ilk canlı yayınımda bir türküyle başlamak istiyorum. Dinleyin bakalım siz sevecek misiniz? Ben bu türküyü çok çok seviyorum. Söylerim ama söylemiyorum herkesin sağlığı için. Eşlik etmiyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Daha fazla dinletmek isterdim ama yayınımızın süresi el vermiyor. Solistimiz Emel Halis Altın Altunsabak'tı. Sabak, evet. Evet ve konuklarımızı temsilen bir konuğumuz var. Bu programın konukları aslında Ehli Kalem müzik grubu. Onları temsilen de Erciş Bey bizimle beraber. Erciş Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkür ederim. Umuyorum güzel bir canlı yayın olacak. Ben çok güzel olacağına eminim. Aslında şunu çok istiyorum. İnşallah ileride böyle stüdyolarda yayın yapabildiğimiz zamanlara denk gelir. Böyle bütün müzik grubuyla beraber bir yarım saat türkü söyleriz hep beraber. Ah, Benim ah ne güzel olur. Ne benim güzel sesimi de olur. sizin sesleriniz bastırmış olur. Ben de türkü söyleme hevesimi sizinle Estağfurullah. beraber gidermiş olurum. Estağfurullah, estağfurullah. Daha evvel de dediğim gibi ses en büyük enstrümandır. Peki En Erciş güzel Bey siz enstrümandır. biraz Ehli Kalem'i ve Ehli Kalem'in neler yaptığını ve kendinizi konuklarımıza, izleyicilerimize tanıtabilir misiniz lütfen? Aslında Ehli Kalem'i ilk başta çıkış hikayemiz bizim tamamen türkü ve müzik sevdamızı kolektif olarak bir arada ve beraberce yaşama isteğimizden kaynaklanmakta. Biz her şeyden önce kelamın notaya dönüşüne aşık bir müzik grubuyuz. Bu bağlamda her şeyden evvel biz en çok sevdiğimiz şeyi yapıyoruz. Yola çıkış hikayemiz aslında bu. Diğer en önemli paydamız ise bizler bir meslek örgütünün üyeleriyiz. Bizler mali müşaviriz. Aslında toplumda çokça da karşılaştığınız, çokça da Evet. işinizin düştüğü bir meslek örgütü. Biz büyük bir camianın mensuplarıyız. Bir araya gelme hikayemiz aslında bizim meslek odamızın İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın halk müziği korosunda tanışmamızdan başlar. Bizim tanışıklığımız da oraya Evet. kadar gider. Bundan yaklaşık 4-5 sene evvel. Daha sonra biraz evvel de dediğim gibi o kolektif yapı, müzik aşkı, türkü aşkı bizleri daha fazla bir araya gelme hassasiyetiyle birleştirdi. Ve Ehli Kalem ismi altında müziğimizi daha geniş kitlelere duyuralım hassasiyetiyle bir araya geldik. Ehli Kalem isminin de çıkış noktası biraz ilginçtir. Grup üyelerimizden Muharrem Hüseyin Güzel arkadaşımızın aslında Evet. icadıdır isim. Kalem ehli, bizler mali müşavirler kalem tutarız. Kalem ehlinden gelir. Birçok bizim ismimizi duyan birçok kişi bu farklı yorumlayabilir bunu ama tamamen buradan yani bu hassasiyetle oluşturulmuş bir isim. Ehli Kalem kısacası dostluklarını müzik faydasında pekiştirmiş ve birleştirmiş ve bu doğrultuda da sürekli üreten ama aynı zamanda sanatın birçok alanında da ilgisi ve yeteneği olan arkadaşların birlikteliği olarak niteleyebiliriz kısacası. Peki isimleri de alabilir miyiz? Kimler var? Biz gruptaki arkadaşlarımızın isimlerini de duymuş olalım burada. Tabii ki Mehmet Coşkun aynı zamanda tiyatral yeteneği de olan bir arkadaşımız. Nilgün Varol,
Emel Halis Altun Sobak, Fatma Baran, Gülsemin Kaya Altun Işık, Önder Kaya, Şayan Kaya, Muharrem Hüseyin Güzel, Muhammed Ünlü, Ayfer Taş ve ben Erdinç Çavuşoğlu. İsmini unuttuğum var mı diye şimdi hatırlıyorum. Varsa arkadaşlara iyi yok. İnşallah hepsini, yok. Hepsini saydım. Peki şey sormak istiyorum. Şimdi ben dediğim gibi türkü yayından önce de konuştuk. Ben türkü çok seviyorum. Türkülerin değerine çok inanıyorum. Ve türküleri yayından önce yine söylediğim gibi hikaye anlatıcılığının bir parçası olarak görüyorum. Yani kendi kültürüne ait hikayeleri öğrenen, dinleyen, anlayan o insan kendini anlar, kendini anlayan insan dışarıyı anlamaya başlar ve o evrensel bilgiye ve anlayışa doğru gider diye düşünüyorum. Sizin türkü sevdanız nasıl başladı? Böyle ayrı ayrı içsel içinizde seviyordunuz da koro vasıtasıyla mı ortaya çıktı yoksa bundan bahsediyor muydunuz? Farkında mıydınız ya da sevdiğinizi ve söyleyebildiğinizin farkında mıydınız? Her birimizin pek tabii ki bir araya gelmeden evvel farklı müzik icra etme etkinlikleri söz konusu. Birçok arkadaşımızın farklı işte musiki cemiyetlerinde veya farklı korolarda icraları söz konusu idi. Yani salt sadece müzikle uğraşmanın yanı sıra müzik ve türkü aşkı hepimizde varmış. Çünkü daha evvel dediğim gibi 5 sene evvel bir araya gelmiş bir grubuz biz. 5 evet. sene evvel tanışmış bir grubuz. Haliyle müzik ve türkü aşkı bizi bir araya getirdi. Her bir arkadaşımızın bu anlamda yetenekleri de pek tabii ki var. Bu bağlamda ana hassasiyetimiz bizim, daha doğrusu ehli kalemin ana karargahı Anadolu. Anadolu aslında o kadar zengin bir toplumuz ki belki toplum olarak bunun farkında değiliz. Beslendiğimiz ilham kaynağımız, geçmişimiz ve geleceğimiz bize dair tüm hikayenin beşiği Anadolu. Bu bağlamda bize anlatıyor bu hikayeler. Evet, türküler bu hikayenin notaya dökülmüş, melodik ifadesi olarak niteleyebiliriz. Peki türküleri neye göre seçiyorsunuz? Belli bir ya şu yörenin türkülerini söyleyelim ya da şu temayı baz alalım gibi düşünüyor musunuz? Yoksa sevdiğimiz her türküyü söylüyoruz biz mi diyorsunuz? Yok, pek tabii ki bir takım hassasiyetlerimiz var. O hassasiyetlerimizin en başında bizler toplumca pek duyulmamış, hatta hiç duyulmamış. Bunun dışında duyulmuş ama aslından farklılaşmış, farklılaştırılmış bir takım hassasiyetlerle, çok da girmek istemiyorum, farklılaştırılmış türkülerin icrası ve onların toplum ile tanıştırılması hassasiyetiyle repertuar belirliyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 5 salon konseri gerçekleştirdik. O konserlerimizdeki repertuarımızla tamamen bunun üzerine. Yani evet, her yöreye dokunmak istiyoruz. Çünkü gelecek olan seyircinin, dinleyicinin hangi türküyü sevip ve hangi yöreden olacağını bilemeyeceğiniz için evet, bir ülkeyi, Anadolu'yu karış karış geziyoruz ama ana hassasiyetimiz çokça duyulmamış veya duyulmuş aslından farklılaştırılmış türküler. Peki şey de merak ediyorum, besteleriniz, güfteleriniz var mı? Siz kendiniz de üretiyor musunuz? Evet, ya bu pandemi süreci birçok şeyi sekteye uğrattı. Evet, biz bir araya gelemiyoruz önceden. Repertuar çalışması yapıyor idik. Bir araya gelip farklı denemeler yapıyoruz. Ama bunu bir araya gelemiyor oluşumuz bunu sekteye uğrattı. Fakat şöyle de güzel bir tarafı var diye düşünüyorum en azından kendi açımdan. Evlerimizde kapandığımız 4 duvar arasında üretmeye devam da ediyoruz. Eğer varsa bir aşkınız müziğe ya da Türkiye'ye dair, asıl olan orada duygu zaten. Üretiyorsunuz. Evet, ben şahsen bir şeyler üretiyorum. Gruptaki diğer arkadaşlarımızın da üretimleri var ki
En yakın zamanda bahsetmek isterim. Nilgün Varol arkadaşımızın Trakya yöresinde yaşanmış hazin bir hikayeyi besteleyip derleyerek dün bir parça yayınladı. Ortaya çıkardı, gün yüzüne çıkardı. Yeni Peki konser anlatımın dinleyiciye geçtiği nokta sanırım duygu. Yani Evet. sesinizin ne kadar güzel olup olmadığından ziyade anlattığınız hikayenin ne olduğunu, anlattığınız hikayede ne anlatıldığını karşınızdaki dinleyiciye eğer aktarabiliyor iseniz sanırım başarının ölçütü de bu diye düşünüyorum. Evet. Aslında her şeyde öyle. Yani edebiyatta da öyle. Bana mesela şey diyorlar, siz çok kitap okuyorsunuzdur. İşte şu kitabı hatırlıyor musunuz? Şu kitapta şöyle bir karakter vardı, hatırlıyor musunuz? Hikayesi böyleydi, hatırlıyor musunuz? Diyorum ki ben çok hatırlamıyorum ne yazık ki kitapları. Geriye bende bir düşünce tortusu ama daha çok bir duygu kalıyor. Oradan edindiğim bir duyguyla ayrılıyorum. Ama da o duyguyu biliyorum. Oradan bana ne kaldığını. Galiba bütün sanat üretimlerinde de asıl olan bu. Geriye sizde hangi duygunun ve düşünce tortusunun kaldığı önemli. Türküler zaten, yani müzik zaten bunun en yoğun olduğu yer. Kesinlikle Baştan öyle. aşağı duygu ifade ediyor. Baştan aşağı duygu bırakıyor size. Belki şarkının türkünün sözlerini dahi tam söyleyemiyoruz. Ama o Değil mi bırakıyor? duygusunu içimizde hissediyoruz. Evet. Ben çok da Kesinlikle öyle. hızlı etkilenen birisiyimdir. Bazen böyle şey olur, bir türkü çalar radyoda, diyelim ki arabayla giderken neşelendiğim gibi böyle birdenbire hüzünlenebilirim. Yani onun şeyine de çok çabuk giriyorum, onun duygu durumuna da. O da onun anlatım gücünü ifade ediyor. Hem sözüyle hem notasıyla, müziğiyle. O yüzden çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Türküleri yaşatıyorsunuz. Konserlerle de dilerim yeni dönemde konserlerle de daha fazla yaşatırsınız, daha fazla gündeme gelir. Bu arada Eli Kalem grubunun bir YouTube sayfası var. Türküleri dinlemek isteyenler oraya girip oradan yeni konserlere kadar dinleyebilirler. Ben birkaç gündür YouTube'u açıp hepsini dinleye dinleye evin içerisinde bir sürü iş yaptım. Çok da iyi geldi. İyi ki bu programı yapmışız diye Ne düşündüm. güzel, Tekrar ne güzel. hafızamı da canlandırdı, ruhumu da canlandırdı işin doğrusu. Lütfen sizler de türkü meraklıları ya da ya hiç o kadar da Türkiye meraklı değilim ama bir dinleyeyim bakayım, öğreneyim biraz demek isteyenler bir kulağınızın pası gitsin. Muhakkak YouTube sayfasını ziyaret edin. Ama Ehli Kalem bununla kalmıyor. Daha çok daha fazlası. O yüzden de biraz bu yayını yapıyoruz. Biraz daha başka konulara değinmek istiyoruz. Çünkü Ehli Kalem'in başka projeleri var. Başka idealleri var, hedefleri var. Ben söylemeyeyim. Erdet Bey, siz anlatın biraz lütfen. Nedir bu arzularınız? Bir araya geliş gayemiz, amacımız, evet, türkü aşkı, müzik aşkı, bunu daha geniş kitlere duyurmak gibi bir istek olmuş olsa da nihayetinde bizler bir süre sonra, bundan yaklaşık da 1,5-2 sene evvel bir sivil toplum örgütü hüviyetine büründük. Artık bir çatımız var. O çatıyı oluşturmaktaki aslında ana gayemiz, aslında hepimiz bir sosyal görev ifa etmeliyiz ya da o hassasiyette olmalıyız diye düşünüyorum. Bunun en yakın örneği bizler en son 2 konserimizde Türküler bizden, kitaplar sizden şeklinde bir slogan belirleyerek gelen izleyici ve dinleyicilerden atıl kalmış ya da işte bağış yapmak istedikleri kitaplarını getirmelerini istedik. Buradaki ana gayemiz Anadolu'nun çeşitli yerlerinde hatta ücra köşelerde kitapsız kalmış eğitim ve öğrenime bir şekilde sekteye uğramış öğrencilerimiz ya da işte eğitim kurumlarımızın kütüphanelerini kurmak,
onlara kitap tedarik etmek gibi bir sosyal sorumluluk projesine başladık. Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden bir proje. Şu ana kadar yanlış hatırlamıyor isem 14 okula kitap yolladık, kütüphane Ya kurduk. harika. Yine yanlış hatırlamıyor isem yaklaşık 8 bin kitap gibi bir sayıda kitap dağıttık. Önümüzde şu an 6 istek daha var. Dediğim gibi Anadolu'nun çeşitli yerleri. İşte Van'a yolladık, Erzurum'a yolladık. Bunun dışında işte Şırnak var. Bunun dışında işte Yozgat'a da yolladık. Burada aslında ana temamız şu. Yapmış olduğumuz şey evet bir müzik. Şimdi müzik ama bu müziği icra ederken bir sosyal sorumluluğa da işaret etmek istedik. Bunu da Evet. devam ettirmek istiyoruz. İçinde yaşamış olduğumuz zaman diliminde sanırım buna çok ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizler nasıl takdir edersiniz. Yo, ben öyle düşünüyorum. Sizin gibi Buna düşünüyorum. çok Buyurun. ihtiyacımız var. Buna çok Evet. ihtiyacımız var. Çok ihtiyacınız var. Bunun için pek tabii ki biz bağışlarla, kitap bağışlarıyla şu an bu sosyal sorumluluk projemizi gerçekleştiriyoruz. Katılımcı sayımız şu bu salgın süresi boyunca düştü. Evet. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip eden bizleri sevenler, türkü severler veya dostlarımız sayesinde şu an için kitapları toplama aşamasındayız. Ama dediğim gibi ihtiyaç çok, talep çok. Şimdilik önümüzdeki elimizdeki talepleri değerlendirme hususunda biraz zorluk yaşıyoruz ama umuyorum ki bundan sonraki süreç içerisinde bizlere yardım ve katkıda bulunacak yardımseverler çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki, o zaman ben bir daha tekrarlamış olayım, doğru anladıysam. Yayını izleyenler, bundan kitap bağışlamak isteyenler okullara, benim evde bir sürü kitap var, ben bunları zaten okudum ya da işte benim çocuklar büyüdü artık bunları okumuyorlar. Evimizde çok fazla kitap var. Benim de arkamda görüyorsunuz, ben zaman zaman kitaplığı boşaltıyorum. Okuduğum ve bir daha çok ihtiyaç duymayacağımı düşündüğüm tüm kitapları, ki çok fazla kitap okuyorum ve bir sürü de insan var çok fazla kitap okuyan. Lütfen bu kitapları toparlayalım. Ve Ehli Kalem'in sosyal medya hesaplarından onlara ulaşıp bu kitapların onlara ulaşmasını sağlayıp okullara gitmesine vesile olmalarına yardımcı olabilirsiniz diyorum. Doğru mu anladım? Sosyal medya hesaplarından Çok size güzel. ulaşabilirler. Kesinlikle öyle. Harika ifade ettiniz. Ama bunun dışında pek tabii ki biz yaklaşık derneği kurduğumuz zamanlar içerisinde başka projelerimiz de vardı. Ama o projeler açıkçası biraz daha fazla desteğe ihtiyaç duyulan projeler. En basit örneği Evet. burs vermek, eğitim ve öğrenim hususunda sıkıntılı maddi destek ihtiyacı olan öğrencilerimiz. Bunun dışında kimsesiz kız çocuklarımızla alakalı projelerimiz var. Büyük kapsamlı projeler bunlar. Haliyle SALT sadece Ehli Kalem üyelerinin girişimleriyle ve destekleriyle gerçekleştirilebilecek projeler olmadığı için açıkçası bunlarla alakalı kapsamlı bir desteğe ihtiyacımız var. İçinde bulunmuş olduğumuz çatı dernekler yasasına tabi haliyle bağış alma, bağış yapma hususunda bir takım bürokratik engellerimiz söz konusu. Açıkçası biz de bunu bireysel yardımlarla ve bireysel girişimlerimizle aşmaya çalışıyoruz. İşte basit bir örnek vermek gerekirse, İşte Muharrem Hüseyin Güzel arkadaşımızın veya Muhammed Ünlü arkadaşımızın veya benim veya diğer arkadaşlarımızın bireysel olarak burs verdiği Evet. çocuklarımız söz konusu. Şimdilik bunları bireysel gerçekleştiriyoruz. Umuyoruz bundan sonraki süreçte bunları bir çatı altında, bir yapı altında ve daha geniş kapsamlı gerçekleştirebiliriz. Bundan sonraki süreç bakalım nasıl seyredecek. Bekliyoruz.
Şimdi Her kesimden, her kurumdan, her yardımseverden destek aslında tatlıda bekliyorsunuz. bekliyoruz. Tatlıda Peki, bekliyoruz. bunu biraz açalım. Ben şeyi çok önemsiyorum. Şimdi kimsesiz kız çocukları için çeşitli eğitim destekleri veriyorsunuz ve bunu aslında daha büyük bir proje haline getirmek istiyorsunuz ve pandemi öncesi aslında bununla ilgili adımlar da atmaya çalışmıştınız. Tabii ki. Burada yapmak istediğinizi biraz daha açalım istiyorum. Ben izleyenler, bundan sonra da izleyecek olanlar nasıl yardımlar olacağını ve nasıl entegre olabileceklerini de biraz anlasınlar, öğrensinler. Belki bunun bir ucundan tutmak isteyenler olur. Ne yapmak istiyoruz? Kimsesiz kız çocukları için bu kimsesiz kız çocuklarından kastımız ne? Nereden, nasıl ulaşıyoruz bunlara? Siz bunları nasıl tespit etmeyi düşünüyorsunuz ve Açık. nasıl, hangi kanallarla ulaşmayı düşünüyorsunuz? Biraz anlatalım. Bu meşakkatli bir süreç. Açıkçası bu benim uzun yıllar boyu aklımda ve hayalimde olan ama nasıl gerçekleştirebiliriz bunu diye sürekli sorduğum, danıştığım bir husus. Bunu diğer ehli kalem grubu arkadaşlarıma açtığımda, anlattığımda teveccühle karşılaştım. Arkadaşlarım da bu fikre çok sıcak baktılar. Ve bunun üzerine aslında yoğunlaştık. Yoğunlaşınca biraz evvel de bahsettiğim gibi bir takım bürokratik engellerle karşılaşıyorsunuz. Çünkü Evet. zahmetli ve bir o kadar da karşınıza birçok engelin çıktığı bir husus. Evet. Asıl gayem, amacım ve hayalim, her şey hayalle başlar. Hayal kurarsınız, kurduğunuz hayali daha sonra gerçekleştirmenin adımlarını ararsınız. Hayalim şu, maalesef ve maalesef yetiştirme yurtlarından belirli bir yaşta veya belirli bir dönem sonra gönderilme durumda olan, gönderilen kız çocuklarımız var. Evet. Herhangi bir eğitimlerini zaten bitirememiş oluyorlar. Eğitimleri zaten sekteye uğruyor. Herhangi bir meslek edinimleri de söz konusu değil. Bir şekilde hayatın o alacakaranlığı içerisinde kaybolup gidiyorlar. Biz bunlarla alakalı neler yapabiliriz? Müzikal yeteneği olanların yeteneklerini daha da geliştirebilir miyiz? İş sahibi yapabilir miyiz? Gibi bir yapı bunları gerçekleştirebilecek bir yapıyı nasıl oluşturabiliriz aslında kendi aramızda konuştuk. Bunu söylemekte sanırım bir mahsur yoktur. Şişli Belediye Başkanı, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile de biz bunu konuşmuştuk. Kültür Müdürü vasıtasıyla. Kendileri de gayet olumlu karşıladılar ama tabii ki biraz evvel hep altını çize çize söylüyorum, Bürokratik karşılaşılan engeller. bürokratik engeller açıkçası bizim önümüzde dağ gibi çıktı ve çıkıyor. Sonra bu durumun aslında nasıl gerçekleştirilebileceği, bunun aslında bir ayağının da bürokrasi olduğunun farkına vardık ve açıkçası şu an araştırmalarımız, görüşmelerimiz tamamen bürokrasi üzerine ve o bir şekilde aşılır da işin maddi kısmı. Maddi Çünkü kısmı. bir yapı meydana getireceksiniz veya getirmeye çalışıyorsunuz. O yapının ortaya çıkabilmesi için bir desteğe ihtiyacınız var. Bizler de Ehli Kalem grubu üyeleri olarak aslında bir yere kadar kendi yağımızda Tabii. kavruluyoruz malum. Bizler de bir yere kadar aslında girişimi getire gibi biliyoruz. Ondan sonraki süreçte açıkçası çok da gücümüzün yetmediği hususlar ortaya çıkıyor. Tabii. Bizim aslında en büyük projemiz bu. Bu projeyi Evet. hayata geçirebilme noktasında evet bir fizibilite çalışmamız var. Aslında ne yapmamız gerektiğini artık çok iyi biliyoruz. Evet. Sadece ve sadece bu hususta bize destek verebilecek destekçilere ihtiyacımız var Peki diyebilirim. buradan o zaman tekrar duyuralım. Ben özellikle bütün çocukların, özellikle bu pandemi döneminde çocukların Evet, çok tabii ki. eğitimden yoksun kaldıkları bir dönemde, bütün sorunların üzerine bir de pandeminin sorunlarının bindiği bir dönemde bütün çocukların eğitim haklarını, çocuk kitapları yazarıyım ben aynı zamanda.
tabii ki Hı. savunuyorum, çok istiyorum haklarına kavuşmalarını, bu konuda çalışmalar yapılmasını da çok önemsiyorum. Ama kız çocukları bizim ülkemizde maalesef biraz daha fazla desteklenmeli. Her ülkede olduğu gibi. O yüzden bu bahsettiğiniz konuda evet yetiştirme yurtlarında bir yaştan sonra ya da bir dönemden sonra dediğiniz gibi çocuklar hayata dahil olmaları için bırakılıyorlar ve o süreç gerçekten çok zorlu bir süreç. Sizin bu amacınız da çok gerçekten ulvi, çok değerli bir amaç. Ben çok hayranlıkla bu konuya değinmenizi, bu konuda çalışmalar yapmanızı izledim, gördüm. Buradan da destek olmak isteyenlerin eli kaleme ulaşmasını, neresinden dahil olabileceklerini öğrenmelerini canı gönülden isterim. Çünkü kız çocuklarımıza bir sahip çıkmazsak onlar kendi hayatlarında kendi yollarını bulmakta zorlanırlar. Biraz önce ne dedik? Türküler aslında birer hikaye. Türküler hikaye Kesinlikle öyle. anlatıcılığının bir parçası. Bu çocuklarımız da, bu kız çocuklarımız da kendi hayatlarının türkülerini bestelesinler, söylesinler, kendi hikayelerini oluştursunlar diye çok fazla desteğe ihtiyaç var. O yüzden dilerim bu yayın vesile olur. Ben başka yerlerde de duyuracağım bu çabanızı. O paydaşlar bulunabilir. Umarım bu proje çok daha canlı, çok daha hızlı ilerleyebilir bir hale gelir. Bu çünkü Umarız, çok önemli bir umarız. çaba. Bundan bahsederken aslında aklıma geldi. Ben birçok uzun zamanlar evvel aklımdaki bir proje bu. Aslında hayal, bir hayal. Bu hayali ete kemiğe büründürmek gibi bir derdim. Ama aslında yıllar evvel benimle bu hayali paylaşan bir arkadaşım Orhan Şafak. Kendisini burada da anmak istiyorum. Ona da selamlarımı söylemek istiyorum. Bu proje onunla ikimizin ortak projesiydi yıllar yıllar evvel. Umarız bir gün bunu gerçekleştiririz ve Orhan isimli arkadaşım da buradan da iade etmiş olur. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür edeyim Orhan Bey'e buna katkı sağladığı için, beraber böyle bir yola çıktığınız için. Bu değerli çalışmaları yürüttüğünüz için ben çok teşekkür ediyorum. Türküler için Rica de çok ederim. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dediğim gibi Aslında benim birkaç günüm çok eğlenceli ve çok keyifli geçti sayenizde. Buyurun. ne güzel, ne güzel. Ya türküler hususunda çok da hoşuma gitmeyen daha evvel bir blog sayfasında şey duymuştum. Türküler belirli bir zamanı ve bir zaman dilimini anlatır. O zaman dilimi artık geçti, yeni türkü üretilmez şeklinde bir yaklaşım görmüştüm, duymuştum. Şimdi o anlatmış olduğumuz hususlardan aklıma geldi de, türkü geçmişe ya da geleceğe dair, hatta ana dair, yaşadıklarımıza Evet. dair ne varsa onu anlatır, bir hikaye Evet. anlatır. İnsanoğlu Evet. var olduğu sürece, bizler var olduğumuz sürece hepimiz birer hikaye yazıyoruz. Evet. Yaşadığımız hayat zaten bir hikaye. Evet. Haliyle bu bitmediğine göre, söz bitmeyeceğine göre türküler her daim var olacak. Evet. Yapılmış ve yakılmış türküler geçmişte kaldı görüşünü ben ara ara duyuyorum. Hayır, hayır. Türküler her daim var. Yeni türküler yapılır. Yeni yapılmış, bestelenmiş, derlenmiş türküleri türkü olarak kabul etmeyen bir anlayış var. Toptan buna karşıyım ve grup olarak da buna da karşıyız. Yeni üretilmiş olan türküyü ya da besteyi türkü olarak kabul etmeyen anlayışa karşıyız. Dediğim gibi türkü ya da müzik bize anlatır. Bize dair hikayelere ses olur. Bu bağlamda biraz evvel de anlatmış olduğumuz işte kimsesiz kız çocukları, hayata dair hayatta bir takım sıkıntılar yaşamış, mağdur olmuş insanların hayatları, bunlar geçmişte kalmadı, bunlar günümüzde de var, bunlar gelecekte de olacak. Evet. Nasıl acıya, sevince ve özleme ses oluyor ise türküler. Bu biraz evvel bahsetmiş olduğumuz hikayelere de ses oluyor. Evet. Haliyle türkü her daim var. Her daim de var olacak. Bizler de gayemiz bunu duygusuyla, hikayesiyle dinleyiciyi o duyguyu geçirebilecek şekilde icra etmek. Evet.
Yok, ben sizin düşüncenize son derece katılıyorum. Zaman zaman evet böyle ben de duyuyorum türkülerle ilgili bu yorumları. Ama çok yakın geçmişimizde Neşet Ertaş var. Yani o zaman Neşet Ertaş'ı da bunun dışında tutmak gerekiyor. Ve türkü evet her zaman güftesiyle, müziğiyle, bestesiyle her zaman var olabilir. Her zaman bir sanat türü yok olmaz. Kesinlikle öyle. Eğer yani Kesinlikle öyle. şu edebiyat içinde o zaman aynı şeyi söyleriz. Yani işte diyelim ki Sherlock Holmes 1800'lerde yazıldı. O zaman bir daha polisiye yazılmasın. Çünkü o zaman en iyi polisiye yazıldı ve o zamana ait dememiz gerekir. Öyle bir şey yok. Her zaman aslında insanlık bir döngü. Kesinlikle öyle. Hepimiz var olduğumuz o 70-80 yıllık hayatlar içerisinde bir döngüyü gerçekleştiriyoruz. Sadece teknolojimiz daha gelişiyor, algımız daha gelişiyor ama hikayelerimiz o kadar aynı ki. O yüzden her zaman türkü de var olacak, her zaman sanatın her dalı da var olacak, her zaman yeniden yazılabilir. Çünkü insanın döngüsü, ben böyle düşünüyorum, insanın döngüsü hiç değişmiyor. Yani Kesinlikle 16 bin öyle. yıl önceki şehirleri, antik şehirleri de gittiğimde, Ören yerlerini de gittiğimde aynı şeyi görüyorum. Aslında ihtiyaçlarımız ne kadar aynı, duygularımız ne kadar aynı. Sadece biraz daha geliştirmişiz o hayatımızı kolaylaştıracak araçları ama duygularımız temelde çok aynı. Dilerim çok daha fazla türkü besteleyen olur. Dilerim onlarca, yüzlerce Neşet Ertaş gibi Türk halk müziği icra eden, üreten insanlar devam eder. Bizim kültürümüzün çok değerli bir parçası. Yaşamasını, uzun yıllar yaşamasını ve canlılığıyla yaşamasını canı gönülden arzu ederim. Size de katkılarınızdan dolayı bir kere daha teşekkür ediyorum bu ya hem sanata hem özellikle kız çocuklarının eğitimine duyduğunuz hassasiyetten ve sunmaya çalıştığınız katkıdan dolayı çok teşekkür ederim. Programa Rica ederim. katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sonuna doğru Asıl geliyoruz. Buyurun. ben ve biz teşekkür ederiz. Bize ses oldunuz. Sesimizi duyurmamızda bize yardımcı oldunuz. Asıl biz çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben keyifle yaptığım programı çok da mutlu oldum sizlerle tanıştığıma. Ama dediğim gibi programı kapatmadan önce çok içimde kaldı. Pandemi sonrası zamanlarda hep beraber bir toplanın bir müzikli, az konuşalım, çok şarkı türkü söyleyelim, öyle bir program da Az, yapalım. evet, bizim canlı yayınlardaki şiarımız odur. Az laf, çok şarkı, türkü. Umarız Peki. gerçekleşir bu. İnşallah, inşallah. O zaman sizin nezdinizde öncelikle size, sonra bütün Ehli Kalem grubuna teşekkürlerimi sunuyorum. Çalışmalarınızda Çok teşekkür başarılar ederiz. diliyorum. Dilerim iyi bir gelişmeye de vesile olur ilerleyen zamanlarda. Umarız, Görüşmek umarız. üzere. Çok sağ olun Çok Erdem Bey. teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Bir harcı belleğin daha sonuna geldik. Bir sonraki harcı bellekte yepyeni bir konu.